misafirimiz, sürdürülebilir kalkınmayı, çevresel ve ekonomik etkileri, bu nasıl kullanıldığını, kullanılabileceğini ve başka ne gibi parametrelerin kullanımının fayda sağlayabileceği üzerine konuşmada bulunmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz öğretmenler açılış konuşması için sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. Species to survive by implementing the 17 sustainable states and governments have proven to move forward, resolve crises. The reduction of inequalities is also a major, major goal of interest to work and to working with a certain ethics, because the consumers, especially in the West, are increasingly. Bu bütün bu analizler göstermiştir ki sağlık sektörü bütçeden ne kadar pay alırsa gayri safi milli hasılamıza da aynı oranda katkı yapmaktadır. Örneğin yurdumuzda bütçeden sağlık sektörüne ayrılan pay %4.2'dir. Gayri safi milli hasılamıza da %4.4 oranında pozitif katma değer getirdiği matematiksel olarak hesaplanmıştır. Bu oran OECD ülkeleri için ortalama %9, hatta Almanya gibi ülkeler için %12'dir. Yani sağlık sektörü aslında kendi kendini sübvanse eden bir sektördür. Yani ne kadar harcıyorsa o kadar da gayri safi milli hasılaya sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan sağlık açısını ayrı bırakıyorum. O zaten var ama istihdam, sosyal, çevresel, ekonomik açıdan da aynı oranda katkı getirmektedir. Birliğini ortaya koyar ve karar vericilere güvenilir sonuçlar sunar. Sağlık ekonomisi bir kere daha önce biz iktisatçılar tarafından sadece maliyet fayda analizi yapılan bir alan olarak görülüyordu. Ama bugün görüyoruz ki sağlık ekonomisinin az önce Altan Bey'in de açıkladığı gibi tetiklenmiş etkisinin çok yüksek olması sebebiyle ve sağlıktaki bir bozulmanın dünyada yaratmış olduğu etkiyi hepimiz maalesef deneyimlediğimiz için bir kere normal bir mal ve hizmet piyasası gibi düşünemeyiz. Çok emek yoğun bir piyasa, teknoloji tanıda çok önemli bir yere sahip, ikamesi olmayan bir piyasa ve kesinlikle sağlık hizmetlerini erteleyemeyiz. Yaşam hakkı temel bir hak ve iktisadi şeyleri alanlarına girmek istemiyorum ama çok ciddi dışsallıkların da olduğu, toplumsal ve sosyal faydanın olduğu bir sektör ve parasal olarak çıktılarını hesap edemeyiz. Sosyal ve çevresel çıktıları daha güçlü aslında. Ve en önemli özelliği sağlık hizmetleri çok erdemli bir mal. Erdemli bir mal olmak zorunda ya da. Bu anlamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi için çok taraflı işbirliklerine ihtiyacımız var. Öncelikle farkındalığın yaratılması gerekiyor.